malzeme bilimi ve nanoteknolojinin beraber eğitim yapıldığı, Türkiye'deki sadece iki tane olan bölümden bir tanesiyiz. Mühendislik Fakültesi içinde geleceğin mesleği olarak gözüken malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliğini daha ileriye götürmek amaçlı çalışmalara devam ediyoruz. Şu andaki eğitim amacımız daha çok kendi kendini öğrenen, öğrencilerimize her dönemde mutlaka her ders için bir sunum istiyoruz. Böylece sunum becerileri yarın mezun olduklarında iş hayatında öğrendiğiniz kadar sunma becerileri de önemli olduğu için öğrencilerimizi bu alanda yetiştirmek istiyoruz. Bir diğer amacımız da eğitim, öğretim, derslerle beraber pratik anlamda pekiştirildiği zaman daha önemli. Bu nedenle biz öğrencilerimizi daha ikinci sınıfta da olsa stajlara veya proje yapmak üzere gittiğimiz şirketlere öğrencilere götürüyoruz. Malzeme bilimi veya malzeme mühendisi dediğimizde günlük hayatta kullandığımız tüm eşyalar, buna insan vücudu dahil olmak üzere malzeme gözüyle bakıyoruz. Yani i̇nsan vücudundaki kemikler veya günlük hayatta kullandığımız tekstilden tutun, giydiğimiz ayakkabıya kadar, kullandığımız tüm otomotiv, havacılık sektördeki tüm malzemeleri biz malzeme malzeme bilim ve mühendisliği içinde görüyoruz. Nanoteknolojinin gerçek anlamda şu an en çok uygulandığı alanlar tıp, ilaç sektörü ve uç sporlar dediğimiz tenis gibi, squash gibi, golf gibi alanlarda performans öne çıkmakta. Bu performansları öne çıkartabilmek için de nanoteknoloji içeren ya da nano malzemeler içeren raketler, toplar günlük hayatımızda yerini almakta. Malzeme bilimi ağırlıklı olarak mühendislikte kullandığımız ya da eğitimde kullandığımız tüm cihazların eğitimini veren, bizim karakterizasyon dediğimiz her çeşit buna optik mikroskop, elektron mikroskobu ve tüm kullandığımız cihazların eğitimini veren dünyada tek daldır. Yetepe Üniversitesi Mühendisliği Fakültesi içinde malzeme, bilim ve nanoteknoloji mühendisliği olarak şu anda aktif olarak dört bölümümüzle yan dal ve çift ana sözleşmemiz bulunmakta. Bunlar ilk etapta bize en yakın olarak düşündüğümüz makine mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümleriyle şu anda ve biyomedikal mühendisliği bölümleriyle çift ana ve yan programları yapabilme şansı mevcut. Malzeme, bilim ve nanoteknoloji mühendisliği Günlük hayatta baktığımızda, her gazete ilanında ya da televizyona gördüğümüzde geleceğin mesleği. Bunlar gelecekte beklentilerin çok olduğu ve gelecek uygulamalarda özellikle nano malzemelerin günlük hayatımızdaki her üründe yer almasıyla gelecekte en önemli unsurlardan bir tanesi olmaya adaydır.